Merhaba arkadaşlar. Bugün Rotem üzerinden DLC bir server oluşturacağız. Bir önceki dersimizde planları göstermiştim. Şimdi bu planlarımıza static IP olarak DLC bir serverden IP alacağız. Buradaki planları diğer dersimde ayarlamıştım konfigürasyon switchlerinden. Şimdi sadece root üzerinden ayarlamalarımızı yapacağız. Öncelikle sub interface'lere vereceğiz. 0 bölü 0 bacağımızı bildiğiniz gibi. Interface faceterine 0 0 bacağına giriyorum. No IP address. No shutdown diyerek portumuzu açıyoruz. Neden no IP address? Çünkü bu portumuzu 0 bölü 0 bacağını sub interface'lere vereceğimiz için IP adres almayacak. Alt interface'lere böldüğümüz bacaklar IP adresi olacak. Şimdi alt interface'leri oluşturalım. 0.10 encapsulation. Ben orada 10 dedim. Fakat bunu istediğiniz gibi değiştirebiliriz. Ben sadece bilen 10 için kullanacağım için. Burada da soru işaretine bastığınızda bizden bilen ID istiyor. Hangi ID'yi kullanacağız? Ben bilen 10 için kullanacağım. Bilen 10 için. Bilen 10. Daha sonra IP adresimizi yazıyoruz. Bu bizim gateway'imiz olacak. Farklı ağlarla haberleşmemiz için 1.1 diyorum. Exit'e çıkıyorum. Şimdi VLAN 20 için sub interface'imizi oluşturdum. Alt interface'imizi 0 bölü 0 20 encapsulation 20 diyorum. IP adres 68 2.3.1'den başlasın. Diyorum. Şimdi DHCP server'ımızın kurulumuna başlayalım. Böyle daha iyi görünüyorlar. Şimdi burada IP DHCP pull diyerek havuzumuzun ismini veriyoruz. Ben VLAN 10 diyeceğim. Şimdi VLAN 10 için kullanacağım. Daha sonra default router diyoruz. Burada ağ geçti bilgimizi. VLAN 10 için hangi IP adresini vermiştik? 1.1. Bunu buraya yazacağız. 1.1. Network adresimiz. Bu da bizim 192.168.1.0 oluyor. Buradan DNS server adresi verebiliriz. Buna da 4.4.4 diyelim. Buradan çıkış yapıyorum. Şimdi VLAN 20 için havuz oluşturacağım. DHCP havuzu. IP DHCP. Pull diyorum. Buna da VLAN 20 diyorum. Tekrar default router 192.168.3.0 pardon 3.1 network'ümüzde 3.0. Buna DNS adresi vermeyeceğim. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi işlem başarılı. Şimdi bir an girmemizi deneyelim. Bu da tamamdır. 1.3. Bu da bir an 10'umuzdu. Bu da bir an 20. Şimdi bakıyorum haberle bakalım haberleşiyorlar mı? Bunun IP adresi 3.3. Hemen buradan bir an 10'dan. 3.3. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yoktur. Şimdi arkadaşlar layer 3 katman switchleri yani hem router özelliği hem de switch özelliği olan bir multilayer switch kullanacağım. Bunda DHCP server oluşturacağım. Bilgisayarlara bağlan. Şimdi iki tane bilgisayar koyuyorum. Gelen dakikalarda farklı sistemle deneyeceğiz. Öncelikle şöyle diyorum. Buradan show VLAN diyorum. Burada arkadaşlar default olarak bütün portlar VLAN 1'e bağlıdır. Biz
VLAN oluşturmadığımız müddetçe VLAN 1 olarak kalacaktır bütün portlar. Şimdi Configure Terminal diyorum. Buradan Interface VLAN 1 diyerek IP adresi vereceğim. Bu bizim default gateway'imiz, yani ağ geçti adresimiz olacak. 368.1.1 diyorum. Aşağıdan diyelim. Şimdi DHCP burumuzu oluşturalım, havuzumuzu. Bu da VLAN 1 olsun. Default router 8.1.1 Network 192.168.1.0 255.255.255.0 Evet diyorum. Şimdi deneyelim. Gördüğünüz gibi işlem başarılı. Burada işlem başarılı. Şimdi tekrardan multilevsi verim alıyorum. Şimdi 4 bilgisayarla bu işlemi yapacağım. Burada bu kısım VLAN 10 olsun. Bu kısım VLAN 20 olsun. Bunları bağlayalım. Bağladıktan sonra. Şimdi VLAN 10 1 ve 2. portları kullanıyor. VLAN 20 de 3 ve 4. Şimdi burada arkadaşlar öncelikle VLAN'ları oluşturalım. VLAN 10 name yöneticiler diyelim. Memurlar diyelim buna. Evet diyelim. VLAN 20 için buna da yöneticiler olsun. Buradan da exit diyorum. Şimdi interface şunu şöyle yapayım. Ekranda olsun. Range diyorum. Fast Ethernet 0 bölü 1'den başlıyordu. 1-2. Yani bu aralıktaki portlardaki portları VLAN 20 üye yapacağız. Yani range aralık belirtiyor burada. Hemen tıklayalım. Switch port access VLAN 10. VLAN'ımızı bu aralıktaki portlara üye yaptık. Şimdi diğer portlarımızı yapalım. O da 3'ten başlıyordu. Interface range fast ethernet 0 büyük bitire 6 yapalım bunu. 3'ten 6'ya kadar aralıktaki portlar VLAN 20 üyesi olacak. Switch port access VLAN 20 olsun. Evet. Şimdi bu VLAN'larımıza IP adres vereceğiz. Interface VLAN 10. IP adres 192.168.1.1 tekrardan. Aşağıdan diyorum. Exit interface VLAN 20 IP adres 192.168.2.1 diyorum. Bu bizim ağ geçidi bilgilerimiz olacak. Aşağıdan diyorum. Şimdi IP DHCP pool ile oluşturalım. VLAN 10 tekrardan. Default router 192.168.1.1 Network 192.168.1.0 255.255.255.0 DNS'de verelim. 8.8.8.8 olsun. Şimdi VLAN 20 için adres havuzu oluşturalım. IP DHCP pool. Buna da VLAN 20 diyorum.
Default router 192.168.2.1. Gördüğünüz gibi burada vermiştik bir an girmeyi. Network'ümüzde 2.0. Buna deneyimi sürelim. 4.4.2.2 olsun. Çalışıyor mu bilmiyorum. Exit diyorum. Şimdi deneyelim. Plan 10'du bu. Şu anda otomatik IP aldı plan 10'daki bilgisayarların. Bunu da deneyelim. Herhangi bir sorun yoktur. Plan 20'ye bakalım. Bunda da bir sorun yoktur. Şimdi haberleşiyorlar mı bakalım. Buranınki 2.2 IP adresi. Buradan ping atalım. 2.2. Şimdi bunlar birbirleriyle pingleşmeyeceklerdir. Çünkü iki farklı VLAN var. VLAN 10'dan VLAN 20'ye ping atmaya çalışıyorum. Ulaşmayacaktır. Normalde soldaki ağımızda, yani buradaki ağımızda static IP veya DHCP de kullansak router'ımız vardı ve switch'ler ayrı görev görüyordu. Yani hepsi ayrıydı. Ama burada bir multilayer switch kullanıyoruz. Bu yüzden sadece bir komuta ihtiyacımız var. Burada herhangi bir komuta ihtiyacımız yoktur. Çünkü burada sub interface'lere bölmüştük zaten. Bunun için de IP routing kullanacağız. Şu anda herhangi bir sorun olmaması lazım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yoktur. Yani şu şekilde burada ilk başta söylemeyecektir. Daha sonra haberleşmesi lazım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun görünmüyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar dilerim.